Beşiktaş maç fazlasıyla lider görünüyor yeniden. 54 puana sahip. İkinci sırada takımımız var. 53 puanda yalnız bir maçımız eksik. Bu maçı berabere bitirirsek avarajda ikinci olacağız. Ama galip bitirirsek, kazanırsak yeniden lider olacağız. Kasımpaşa ne alemde? 12. sırada Kasımpaşa takımı. Aslında bir ara yukarıları hedefliyorlardı ve iyi gidiyorlardı. Ama son haftalarda arka arkaya kötü sonuçlar alan Kasımpaşa 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Geniş bir kadromuz oluştu ve bazı oyuncular maalesef dışarıda kalıyor. 18'in dışında kalıyor. Bugün Kasımpaşa karşısına 4-4-2 düzeniyle çıkacağım. Kameni'nin yeri değişmedi. Zuniga yine sol bek pozisyonunda. Şikirtel ve Mehmet Topal stoper tandeminde. Bu ikiliyi de bozmadım. Yalnız sağ bekte gözden düşen Şener Özbayraklı'yı bu maçta kullanmaya çalışacağım, şans vereceğim. İsta 18'de yok. Biraz dinlendirilecek. Normalde İsta oynamadığı zaman Dirar oynardı ama bugün Şener Özbayraklı'ya bir şans vereceğim. Orta sahada Souza'yı yine kesmiyorum. Yeni transfer Çinli futbolcu Huang Bowen ilk kez bugün Fenerbahçe forması giyecek. Orta sahayı dirençli hale getiriyorum. Deplasmanda Souza ve Huang Bowen gibi iki tane savunma yapmayı seven, zaman zaman da hücum yapabilecek oyuncularla başlıyoruz. Solda Atıf iki maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Sağ tarafta Valbuena bugün ödüllendiriliyor. Son iki maçta forma giydi. Galatasaray maçında sonradan girdi. Çok önemli bir performans göstermişti. Gol de attı. İleri ikili de sürpriz bir şekilde Babel Soldado başlıyor. Babel ile Soldado Galatasaray maçının belli bölümünden sonra beraber oynadılar çift santrforda ve çok üstün bir performans göstererek maçın dönmesini sağlamışlardı. Bugün Babel Soldado'nun partneri olacak. Kulübede kaleci kullanmıyoruz yine bugün. Epriano, Brozinski, Azubuike, Deniz Türüç, Fofana, Giuliano ve Fernandao yedek kulübemiz. Bugün en formda oyuncuları sahaya sürmeye çalıştık. Tabi Şener soru işareti. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kasımpaşa'nın 11'i ekranlara geliyor. Ramazan Köse, Venyo, Ben Yusuf, Veysel Sarı, Srail Popov, Trezeguet, Pavelka, Sadiku, Murillo, Mensah ve Rangel en uçta. Kasımpaşa'nın hızlı hücumları oldukça tehlikeli. Keremovic'in 11'i. Kameni, Zuniga, Şikirtel, Mehmet Topal, Şener, Atıf Şeyşu, Huang Bowen, Joseph, Valbuena, Soldado ve Babel. Önde baskıyla başlayacağız son maçlarda başladığımız gibi. Ve mücadele başladı. Huang Bowen İlk defa forma giyiyor. Son transferlerimizden Çinli futbolcu 30 yaşında. Şikirtel, zemin ıslak. Alıştık artık bu zemine. Bowen, Ryan Babel. Ryan Babel, ilk dakikalarda etkili olabilir miyiz? Ryan Babel, vurdurmuyorlar. Zuniga, Atıf, Popov. Hızlı hücum şansı Kasımpaşa için. Murillo, ortası Kameni'de kaldı. Bowen, Zuniga, Atıf, Zuniga. Bowen, bakalım Bowen nasıl bir oyuncu? Soru işareti olan oyunculardan bir tanesi yeni katıldı takıma. Ve bugün Keremovic kendisine şans veriyor. Orta sahada Souza'nın partneri Azubuike bugün kulübede başladı. Babel içeri baktı. Soldado vuruşu dışarıya. Çok net bir pozisyon. İlk pozisyon Fenerbahçe'den. 6. dakika. Babel Soldado iyi vuramıyor. Şener, Huang Bowen, Zuniga. Fenerbahçe son maçlardaki gibi baskılı başladı bugün. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Kaleye oldukça uzak bir mesafe. Ramazan barajı ayarlıyor.
Topun gerisinde Zuniga var. Kolombiyalı. Napoli'den transferi Fenerbahçe'nin. Zuniga direkt kaleye vuracak. Zuniga oldukça yukarıdan vurdu gerçekten. Bowen. Tekrar Bowen. Atıf'a. Atıf içeri sokuldu. Soldado. Babel. Geçerse büyük tehlike. Babel vuruyor dışarıya. İkinci net pozisyon Fenerbahçe'den. Bunları atmamız lazım. Erken gol çok önemli böyle maçlarda. Ryan Babel takıma iyi oturdu gerçekten. Beşiktaş'tan geldikten sonra Ryan Babel uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynuyor gibi bir performans gösteriyor. Gittikçe de yükselen bir performansı var. Solda da başladı bugün. Zuniga. Soldado yine Babel oynadı. Babel onun şut özelliğinden faydalanmak istiyoruz en uçta. Soldado ile birlikte bugün forvet bölgesinde. Şimdi Soldado iyi aldı. Düzeltti vurdu Ramazan. Fenerbahçe bir türlü golü bulamıyor ama çok etkili. Soldado ortası. Babel kafa Ramazan. Etkili bir kafa olmadı. Atıf. Hücumda etkili oldukça takımımız. Şener. Pası güzel. Soldado düzeltti. Vuramadı Murillo. Golü bu dakikalarda hak ediyoruz. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Ben Yusef. Bernat Mensah. Trezeguet Mısırlı futbolcu. Sağ tarafa açılan top Murillo. Etkili olabilir Kasımpaşa. Murillo çok iyi girdi araya. Sadiku. Kasımpaşa'ya da dikkat etmemiz lazım. Özellikle bu ataklarına. Mehmet Topal. Bravo. Zuniga. Yerden. Bowen. Atıf. Bowen. Soldado. Hızlı oynamaya çalışıyoruz ama pas hatası. Çok güzel aldı Valbuena. Atıf. Soldado. Bırakıyor. Çok acele etti. Bowen. Joseph. Zuniga. Joseph. Babel. Ryan Babel. Ortası geçmedi. Zuniga. Bernat Mensah. Zuniga çok iyi aldı topu. Soldado Babel'e geçse olacak olmadı. Şimdi Soldado. Valbuena. Joseph. Fenerbahçe golle süslemesi lazım bu baskıyı. Yani atamayana atarlar mantığı işleyebilir. Bowen. Zuniga. Ryan Babel. Kaleyi karşısına aldı. Vurdu Ramazan. Ryan Babel. Yine başarılı Ramazan. Oldukça etkili bir şut Ryan Babel'den. Ramazan güçlükle topu çeliyor. Korner Fenerbahçe kullanacak. Gol dakikaları gelmeye başladı. Valbuena topun gerisinde. Matu Valbuena içeriye. Bir kafa Babel Ramazan. Atıf. İçeriye. Sekti top. Uzaklaştırmaya çalıştırar. Babel önünde kaldı. Vuramadı. Babel vuramadı. Venyo uzaklaştırıyor. Taç Fenerbahçe'nin. 34. dakika Kerem Oviç. Golü bekliyor adeta. Bowen. Joseph. Valbuena. Joseph. Soldado. Zuniga. Atıf. Bowen. Atıf. Şener. Fenerbahçe atan yönünü sağa döndürdü. Valbuena geçemedi. Faul beklentisi de vardı Valbuena'nın. Trezeguet. Joseph. Her zamanki gibi. Fenerbahçe golü hak ediyor. Soldado. Dengesini bozdular.
Popo tekrar Soldado. Kazandı topu. Soldado istediğini yapamadı. Mehmet Topal biraz ileride kaldı. Şimdi Şener çok çabuk girdi araya. Bravo Şener. Bu şansı iyi kullanması lazım artık. Zuniga. Souza. Strail Popov. Kasımpaşa hızlı hücum yapıyor bu kez. Mensah. Mensah çok tehlikeli. Şener uzaklaştıramadık ve gol. Top ağlarımızda. Çok iyi oynadığımız karşılaşmada bir anlık hata gole mal oluyor. Teşekkür ederim Emel. Küçük sevgi alkış. Maalesef top ağlarımızda. Trezeguet ilk yarıda da kaybetmiştik ama yine iyi top oynamıştık. Bu maçtan galip gelirsek, bu maçı galip kapatırsak tek başımıza lider olacağız ama bu 1-0 iyi olmadı. Galatasaray maçında da 1-0 geriye düştük ve birçok maçta geriye düşüp maçı çevirmeyi bilmiştik. Bakalım bugün ne olacak? Olmadı gerçekten. Çok iyi top oynuyorduk. Bir türlü golü bulamadık. Soldado, Babel, Babel. Enteresan bir pozisyon, korner. Geçemedi Valbuena. Sadiku, Mensah, ilk yarı 1-0 mağlup Fenerbahçe. Maç bilgilerine bakalım. 3 şut Kasımpaşa, 1'i kaleye bulmuş. Fenerbahçe'nin 7 şutu var. Yani 2 katından da fazla şut çekmişiz. 3'ü kaleye bulmuş. %57, %43'lük bir topa sahip olma oranı Fenerbahçe'de. Şanssız bir sakatlık oldu. Rangel, Zuniga karşılayamadı, ikinci gol. Kasımpaşa'ya karşı bir türlü şansımız tutmuyor. Çok enteresan. Yani futbolun bazen adaleti yok. 2-0 oldu maç. Zuniga bu kez adamını kaçırdı ve Kasımpaşa 2, Fenerbahçe 0. Şikirtel oyuna devam edemiyor. Epruyanu oyuna girecek Fenerbahçe'de, ilk değişiklik. Sakatlanan Şikirtel. Pavelka. Atıf. Valbuena. Babel. Soldado'nun önüne. Soldado vurdu Ramazan. Koyta, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Koyta oyuna giriyor. Gelecek sezon için söz kestik Koyta'yla. Çok hızlı bir oyuncu, dikkat etmemiz lazım. Atıf. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa çizgi üzerinde. Bir türlü golü bulamıyor Fenerbahçe. Soldado. Zuniga. Joseph. Valbuena. Baktı kaleye. Out. Atıf gidemiyor. Avantaja bıraktı hakem. Şimdi Bowen. Valbuena. Çok kötü yere. Şener. Atıf. Atıf. Soldado. Babel. Sağda Joseph. Geçti oradan Joseph. Yattı ortayı. Babel'e ama Ramazan'a. Risk alma zamanı geldi. Galatasaray maçındaki gibi 3-5 geri döneceğim. Şener oyundan alınacak. Giuliano. Yani iki değişiklik hakkımız kalmıştı zaten. Bowen. Deniz Türüç değişikliği. Şikirtel'in sakatlığı planlarımızı bozdu. Aman dikkat. Epruyanu penaltı. Olacak iş değil. Çok şanssız bir akşam. Epruyanu'nun eline çarptı top.
Sistem değişmişti. Oyuncular değişmişti. Bu penaltı kaçarsa belki. Kaçmazsa artık. Kameni dikkatli. Kameni! İstediğimiz gibi vurdu. Şimdi maça ortak olabiliriz belki. Penaltı kaçtı. Yalnız risk aldık. İyice açık veriyoruz. Çok şanssızız bugün. Gerçekten çok şanssızız. Valbuena. Valbuena orta. Kafayla karşıladılar. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Josef. Çabuk oynadı. Giuliano. Giuliano. Giuliano yanlış yere. Kapattılar. Giuliano. Deniz. Önünü boşalttı Deniz. Ramazan. Ramazan köşeye giden topu çıkarıyor. Atıf. Bir kafa. Giuliano önünde kaldı. Giuliano vuruşu korner. Tabii çok da yorulduk artık. Çünkü sürekli önde basıyoruz. Aman. Aman. Ve Fenerbahçe forması giyecek olan Koyta. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. 3-0 yaptı. İlk maçta da yine yani bunun kadar talihsiz bir maç oynamıştık. İnanılır gibi değil gerçekten. Adamlar bulduğunu attı. Biz atamadık. Ligin ilk yarısının aynısı. Çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Giuliano. Babel. Düzeltti burada olmadı. Babel. Babel. Bir kafa dışarıya. Giuliano. 80. dakika. Adem büyük oyunda Murillo'nun yerine. Atıf. Giuliano. Epriano. Atıf. Ortası. Popol. Valbuena. Yani artık dördüncü gol geliyor mu? Koyta. Çok süratli görüyorsunuz. Ya böyle maç. Yani biz normal mağlubiyet almıyoruz zaten. Bu sezon mağlup olduğumuz tüm maçları farklı kaybettik. Ya hep ya hiç diyoruz ve 4-0 oldu. İyi de başladık, iyi de oynuyorduk ama dağılınca tam dağılıyor takım. Mensah. Yeniden Beşiktaş lider olacak. Bir puan farkla öne geçiyor Beşiktaş. Yani 5 maçı kaybetmiş olacağız bu maçla beraber. Ve normal bir yenilgimiz yok. Çok enteresan gerçekten. Ya çeviriyoruz maçı ya fark yiyoruz. Babel vuruyor dışarıya. Var bir şeyler bugün hakikaten. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Valbuena. Trezeguet. Epriano. Ajax'ir. Bu sefer Kasımpaşa geliyor. Olmadı. Kaybettiğimiz her maçta rakipten daha çok pozisyona girdik. Maç artık bitmek üzere. Tabii son bölüm 4-0'dan sonra artık futbolcularımız da maçı neredeyse bıraktı artık.
Evet. Ağır bir yenilgi oldu. Kasımpaşa 4, Fenerbahçe 0. Bu sezon aldığımız 5 yenilgi sırasıyla 4-2, 5-2, 3-0, 4-1 ve 4-0. Yani yenildiğimiz zaman en az 2 fark, 3 ve 4 fark yiyoruz. Bir farklı yenilgimiz yok. 11 şutu var Kasımpaşa'nın. 5'i kaleye buldu. Fenerbahçe 18 şut attı. 10'u kaleye buldu. Yani 2 kat kaleye bulan şutlarda önde olmasına rağmen gol bulamadı Fenerbahçe bugün. Maçın adamı Koyta bir gol, bir asist oyuna sonradan girdi. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Koyta. İşte futbolda istatistikler maalesef bu tür durumlarda yalan oluyor. Şikirtel bu arada 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Kasımpaşa tarafından sona erdirildi.